günümüzün gelişen olayları karşısında bir Müslüman özellikle kendisine şu soruyu sorması gerekiyor. Neden İslam'ı yaşamamız gerekir? Yani biz Müslümanız. Neden İslam'ı yaşamamız gerekir? Hatırladığınız gibi geçen dersimizde İslam'ın fıtrat dini olduğunu üzerinde durmuştuk. Fıtrat yanılmaz. Şimdi arkadaşlar, Allah-u Teala yarattığı insan oğlunu insanca kalması, insani değerler ile özdeşmiş bir şekilde hayat sürmesi için onlara kurallar ve prensipler ortaya koyuyor. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen zaman diliminde bütün peygamberler insanlığın mutluluğu ve saadeti ve ahirette kendisini bekleyen akıbetin hayırlı bir akıbete dönüşmesi için dini göndermiş Allah-u Teala. Dolayısıyla biz hem Müslüman olduğumuz için hem de Müslüman ölebilmemiz için İslam'ı hassasiyet ve İslami duyarlılıkla yaşamamız gerekiyor. Çünkü dünyanın huzuru imanlı olmaya, ahiretin ebedi huzuru imanlı ölmeye bağlı arkadaşlar. Dünyanın huzuru, iman var ise insan nasıl inanıyorsa, neye inanıyorsa onun doğrultusunda hareket ediyor. Hele hele biz Müslümanlar inandığımız doğrultuda hareket etmez isek inancımızın hayatımızdaki etkisi ortaya çıkmış olur mu? İnancımızın bize yüklemiş olduğu ahsen-i takvim, yüce varlığın kimliği, kişiliği ortaya çıkmış olur mu? Çıkmaz. Dolayısıyla arkadaşlar, dünyada huzurlu olmak ancak ve ancak imani değerler, bu imani değerler İslami değerler olarak bildiğimiz o ölçüler dairesinde olmakla mümkün. Nitekim bugün dünyada bütün insanlığa bu soruyu sorsanız ne istediğini, huzur istediğini söyleyecek. Ancak huzuru yanlış yerde aradıkları için maalesef o huzura sahip olamamaktadırlar. Bakınız arkadaşlar, hep bu minval üzerinde, fıtrat üzerinde duruyoruz. Fıtrat yanılmaz dedik. Şimdi insanda bir vicdani duygu var, bir ruh var. İşte Allah-u Teala bu ruhu diri tutmak, canlı tutmak, aksiyon halinde olması için sosyal bir yaşantıda birbirimizin üzerine Allah-u Teala sorumluluklar yüklemiş. Bunlar yerine geldiğinde insan oğlu mutlu oluyor. Bir hasta ziyareti yaptığında, bir arkadaşına ziyaret yaptığında, bir arkadaşına yardım yaptığında, bir yoksulu doyurduğunda, bir fakiri sevindirdiğinde. Neden? Çünkü bunların hepsi o kişinin inancında kulluk vazifesi olarak İslam'ın birer kendisine yüklemiş olduğu vazife olarak bilir. Ya bunların hepsini de mahşerde, ahirette karşılığını göreceğine inanır. Evet. Dolayısıyla hayatın her safhasında o iman onu ne yapıyor? Belirli bir noktaya taşıyarak o noktada o kişinin adeta mahşere doğru kıyamette dünyada iken yapmış olduğu o güzelliklerin meyvesini alacağının huzurunu ve hazzını veriyor.
Evet arkadaşlar. Kainatın düzeni İslam'la ancak sağlanır. Kainattaki adaletin, huzurun ve barışın sağlanması yegane adaletle, yegane İslami adaletle mümkündür arkadaşlar. Bugün sözüm ona, kendini bilmez hadsizler, süfli insanlar, çağ dışı insanlar, İslami kimliğin çağ dışı olduğunu söyleyecek kadar alçalabiliyorlar. Niye? Çünkü o inançta değiller. O inançta olmuş olsalar, İslam'ın her çağın en zirvesinde olan, her çağın önünde olan bir kimlik, her çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir inanç sistemi olduğunu anlarlar. Ancak onlar o cehaleti bilgisizlikten değil, o cehaleti, o küfürü ancak imansız ve ahlaki ilkelerden ve Allah'ın inancı ilkelerinden uzak bir tedrisat gördükleri için İslam'a bu şekilde saldırabiliyorlar. İstedikleri kadar bu İslam'a ve Müslüman kimliğe saldırsınlar, bu Müslüman'ın hayatında, Müslüman'ın kimliğinde zerre-i miskal kadar menfi olarak ona etki etmez. Bilakis daha fazla inancına, daha fazla dinine sarılmış olur, olmasını sağlar. Evet.